Semih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih. CHP'de yeni bir oluşum sağlayarak yeniden siyasete başladınız. Genelde ve yerelde siyasi ortamı nasıl buluyorsunuz? Ben özellikle genelde çok kötü, siyasetin dilinin çok kötü olduğunu, çok kirli olduğunu düşünüyorum. İnsanları ayrıştıran bir dil takınıyor genel siyasete baktığımızda. Bunun yansımalarını Düzce'de de görüyoruz. Bazı il başkanlarımız ciddi böyle derecedeki böyle saygın insanlar, hiç kendilerine yakışmayan üsluplarla, özellikle genel başkanımız hakkında hiç yakışmayan kirli diller kullanıyorlar. Biz bu kirli dillere asla uymayacağız, asla bunlara cevap vermeyeceğiz. Biz insanları ayrıştırmaktan yana değil, birleştirmekten yana olacağız. Milleti kucaklayıcı bir siyaset izleyeceğiz. Onun için bizi bu kötü dil arenasında kimse bulamayacak. Yeni yönetimlerinizde, yeni binanızda ne tür faaliyetler yapmaktasınız? İlk önce örgütlenmemizi tamamlıyoruz. Özellikle temel siyasi eğitimler alıyoruz üyelerimize. Bunları vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında özellikle kadınlarımıza bazı kurslar verdik. Bunların en başta makrom eğitimi verdik. Çok ciddi bir katılım oldu. Çok keyifli bir katılım oldu. Devamını bekliyor insanlar, kadınlarımız. Bunun dışında da özellikle örgütlenmeyle ilgili yeni çalışmalarımız var. Özellikle öbeklenme eğitimi diye bir yeni bir mahalle örgütlenmesi kuruyoruz. Bununla ilgili çok yeni çalışmalar var ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha üst seviyeye taşıyacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben bu çalışmanın. Geçtiğimiz hafta vekilleriniz Düzce'ye geldi. Düzce'yi nasıl buldular? Düzcelilerle ilgili ne düşünüyorlar? Vallahi vekillerimiz geldiğinde daha önceki ziyaretlerinde Düzce'den bu kadar umutlu değillerdi. Son dönemde geldiklerinde Düzce'de çok ciddi bir değişim olduğunu, çok ciddi bir yenilenmenin olduğunu fark ettiler. Ve Düzce ile ilgili umut vaat ettiğini Düzce'ni söylediler. Çok keyifli ayrıldılar Düzce'den. Zaten bunun yansımalarını da Genel Başkanımız mecliste hazırlanan rapor doğrultusunda bilgilerini aktardı. Düzce'den önümüzdeki dönemde çok keyifli siyaset izleyeceksiniz. Keyifli bir Cumhuriyet Halk Partisi göreceksiniz. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Kılıçdaroğlu ile ilgili Düzce üzerinden yalan siyaseti yapmaya çalıştılar ifadelerini kullandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben katılmıyorum. Genel siyasette de sevgili Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız aynı taktiği izliyor. Sanırım Mustafa Keskin de bu taktiği izleyerek yoluna devam etmek istiyor ama yanlış yapıyorlar. Bizim yalanla, dolanla asla işimiz olmaz. Bizim aktardıklarımız tamamen Düzceli halkın aktardıkları vekillerimize ve hazırlanan rapor da bu doğrultuda zaten. Biz katılmıyoruz. Biz gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz. Düzceli emin olsun. Her işinde takipçi olacağız. Semih Bey, Düzce'nin kalkınmasındaki en önemli atılacak adım nedir? Ve bu adımın ne şekilde atılması lazım? Düzce'nin kalkınmasındaki en birinci önem turizm. Turizm ve tarım. Düzce'nin kalkınmasında, Düzce'nin aydınlığa çıkmasında, refaha çıkmasındaki en önemli adımlardan iki tanesi turizm ve tarım. Özellikle turizmde Akçakoca'daki deniz turizmini canlandırmalıyız. Daha yoğunluk vermeliyiz. Buranın reklamlarını, tanıtımlarını yapmalıyız Düzce olarak. Bunu sadece Akçakoca Belediyesi'ne bırakmamalıyız. Tüm Düzceli olarak bunun üzerine gitmeliyiz. Ve Akçakoca'yı Ankara-İstanbul arasındaki bir cennet olarak görebiliriz. Mükemmel bir sahil bandına sahip Akçakoca'mız. Bunun yanında özellikle kış turizminde ya da yayla turizminde öncelik vermeliyiz. Düzce'nin doğası hiçbir yerde yok. Gerçekten mükemmel bir doğaya sahip Düzce. Bu anlamda baktığınızda da insanların özlemini çektiği mükemmel bir yürüyüş rotasına sahip Düzce. Çok keyifli olacaktır. Deniz ve yaylacılık özellikle Düzce'nin önde gelen turizm alanlarından bir tanesi. Kanser hastalarıyla ilgili bir açıklamanız oldu. Bu konuda CHP olarak ne gibi bir girişimde bulunmayı düşünüyorsunuz? CHP olarak bununla ilgili biliyorsunuz biz muhalefet partisiyiz. Yani bir yaptırımımız olamaz özellikle iktidar partisinde ama Düzceli halkla imza toplayabiliriz. Düzceli halkın direnmesini sağlayabiliriz. Düzceli halkın ısrarcı olmasını sağlayabiliriz. Bu anlamda Düzceli halk özellikle İzmit, Ankara, İstanbul, Sakarya çok gidiyor. Bu hastalığının yanı sıra insanlara çok ciddi bir maddi külfet de getiriyor. Orada gidip barınma, orada konaklama, ulaşım. Çok ciddi yaptırımlar uyguluyor ve çok ciddi zarar veriyor hastalarımıza hastalığının yanında. Bunlar için de özellikle halkı yönlendirip Düzce'nin bir merkez olmasını sağlayabiliriz burada. Düzce'mizin 3 milletvekili var. Vekillerimizin performanslarını nasıl buluyorsunuz? Değerlendirir misiniz?
Vekillerimizin performansını herkesin bildiği gibi biz çok iyi bulmuyoruz. Sayın vekillerimiz düzeye ancak gelir geçerken uğruyorlar. Ankara-İstanbul yolu üstünde çok keyifli bir noktada Düzce. Mola vermek için uğruyorlar Düzce'ye. Ben Düzce'de sayın vekillerimizin herhangi bir soruna parmak bastığını görmedim. Yani biraz önce de dediğimiz gibi özellikle bu kanser hastalarıyla ilgili Düzce Devlet Hastanesi'nde anjiyo yapılamıyor. Bir anjiyo ünitesi yok. Yani Düzce Devlet Hastanesi'nde MR merkezi dış bir ilden gelen özel bir şirket tarafından yapılıyor. Bunların hepsi sağlanabilir Düzce'yle. Düzce'li vekillerimiz eğer Düzce'ye zaman ayırabilirlerse ben Düzce'de daha iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Vakitleri yok herhalde. Kendi siyasi partilerindeki farklı görevlerinden ötürü Düzce'ye zaman ayıramıyorlar. Bu konuda Düzce'ye çok yararlı olamıyorlar diye düşünüyorum. Düzce'lilerin CHP'ye bakışı nasıl? Valla Düzce'lilerin, ben geçmiş dönemde de Merkez İlçe Başkanlığı yaptım Cumhuriyet Halk Partisi'nde Düzce'de. O dönemle bu dönemi kıyasladığımda arada uçurum var. Düzce değişimden yana, değişimi görmüş, değişimi fark etmiş durumda. Ve insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha fazla ilgi gösteriyorlar, ilgi duyuyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olduklarını biz yaptığımız esnaf ziyaretleriyle, pazar yeri ziyaretleriyle gözlemledik. Halkımızın tepkisi bu yöndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi bir ilgileri var. CHP Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Düzce'den vekil çıkaracak demişti. Bu hafta seçim olsa sizce Düzce'de sonuç ne olur? Bu hafta seçim olsa inanın ben şuna inanıyorum. Düzce'de Millet İttifakı'nın milletvekillerini göreceksiniz. Önümüzdeki dönemde. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.